Merhabalar sevgili seyirciler, hoş geldiniz TRT 1 ekranlarına, hoş geldiniz TRT 1 stüdyosunda. Her cuma sizler için hazırladığımız tüketicinin televizyon rehberi Pazar Olay'a. Sevgili seyirciler, bugün yine hemen herkesi ilgilendirecek bir konuyla karşınızdayız. Evet, abonelik sözleşmeleri genel konu başlığımız. Bugün artık günümüzde modern çağda bir aboneliği olmayan vatandaşımız kalmadı gibi. Neler mi olabilir bu abonelikler? Ben de sizlere notlarımdan aktaracağım. Elektrik, su, gaz, kablo televizyon, dijital platform, sabit ya da mobil telefon, spor veya sağlık kulübü üyelikleri, GSM abonelikleri, süreli yayınlar. Evet, bütün bunlar bizlerin abone olabileceği alternatifler ve tabii bütün bunlar demek bu kadar da sorun demek aynı zamanda. İşte bunlardan bir tanesiyle ilgili bile sorun yaşıyorsanız ya da herhangi bir alışverişinizle ilgili sorun yaşadıysanız bugün Pazar Ola'da cevabını bulacaksınız. Pazar Ola artık yaşamımızın bir parçası olan abonelik sözleşmelerini masaya yatırıyor. Elektrik, su, gaz, kablo televizyon, dijital platform, sabit ya da mobil telefon, spor kulübü, sağlık kulübü ya da sürekli yayın abonelikleri nedeniyle sorunlar mı yaşıyorsunuz? Çözüm bir telefon ya da bir elektronik ileti kadar yakınınızda. Sorabileceğiniz bütün soruların yanıtı az sonra tüketicinin televizyon rehberi Pazar Ola'da. Bir kez daha yineleyelim. Eğer henüz geçtiyseniz ekranlarınızın başına, bugün Pazar Ola'nın konu başlığı abonelik sözleşmeleri sevgili seyirciler. Ve yine her türlü alışverişle ilgili tüketici sorunu olan ne varsa bugün yine masaya yatıracağız. Ve konuğumuz tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürü Ramazan Ersoy da yanıtlayacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Ramazan hoş bulduk. Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve sevgili seyirciler, ne dersiniz? Gelin hep birlikte bizlere ulaşmanın yolunu önce öğrenelim. Ardından abonelik sözleşmeleriyle ilgili yoğun sohbetimize başlayacağız. Tüketici hakları konusunda yaşadığınız her türlü sorun ve sorularınız için lütfen bize ulaşın. 312 alan kodunun ardından çevireceğiniz 467-0264 ve 467-0295 numaralı telefonların başındaki arkadaşlarımız canlı yayınımız süresince sizlerden gelecek çağrıları bekliyor olacak. Bize elektronik posta ya da Facebook üzerinden de ulaşabilirsiniz. Unutmayın, derdini söylemeyen derman bulamaz. Dilerseniz programımızın ilk sohbetini şöyle başlatalım Ramazan Bey. Abonelik sözleşmeleri dedik konu başlığımız. Ama bu abonelik sözleşmelerinin konusuna neler giriyor? Şöyle bir tek tek sıralayalım. Ekranları başındaki izleyenlerimizin de varsa bu konularla ilgili sorunları, onları yanıtlamaya başlayacağız. Peki Şebnem Hanım, teşekkür ederim. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi abonelik sözleşmeleri milyonlarca tüketiciyi, insanımızı ilgilendiren bir konu. Evet. Hayatında yani abonelik sözleşmesi yapmamış insanımız, tüketicimiz hemen hemen yok denebilir. Elektrik sözleşmeleri, elektrik aboneliği, doğalgaz aboneliği, su aboneliği, evet, spor kulüpleri, GSM operatörleri, sabit telefon, cep telefonu, televizyon, paralı televizyon, aklınıza ne gelirse, süreli basın yayın aboneliği, bütün bunlar abonelik sözleşmeleri kapsamına giren konular. Ve dolayısıyla 74 milyon, 75 milyon insanımızı ilgilendiren bir konu. Yani çok geniş konulardan bir tanesi. Ve bununla ilgili sorun yaşamayan kimse de yoktur diye düşünüyorum. Tabii, ne dersiniz? Tabii, çünkü herkes ilgilendirdiği evet. için. Yani herkes bir biçimde mutlaka evinde bir su, ya iç ölçüde bir su sözleşmesi yapıyor. Bir doğalgaz aboneliği var değil mi? Bir elektrik aboneliği var. Bir telefon aboneliği, sabit telefon. İşte GSM operatörlüğü, cep telefonlarıyla internet, birlikte çok evet. yaygın internet aboneliği, bu da ona giriyor. Ve paralı cep telefonları özellikle Ramazan Bey çok kampanyalı olmaya başladı ve bu da biraz daha karmaşık hale getiriyor sözleşmesini, değil mi? Abonelik tabii, sözleşmesini. Tabii. Şimdi hani orada yani yaşadığımız sorunlar biraz buralardan kaynaklanıyor. Evet. Tabii GSM operatörlerimiz bir kampanyayla tüketicinin karşısına çıkıyor. Ve orada bir takım anlaşılmayan noktalar oluyor. Yani bazı konular bilgilendirme ki. En başta evet. yapılmıyor. Süresi, başlama bir tarihi, bitme i̇şte tarihi. İşte SMS şu kadar, konuşma şu kadar, tabii, internet tabii, bu tabii, kadar. Tabii, ondan tabii. sonra bir çorbaya dönüşüyor tabii, ve tabii, o doğru. diyor ki biz böyle bir şey taahhüt etmedik. O diyor ki böyle öyle. Ettiniz. Anlaşmazlıklar başlıyor. Ama işte bu anlaşmazlıkları çözecek olan aslında bilinçli yapılan abonelik sözleşmeleri. Nedir? Şöyle bir kaba taslak söyleyecek olursak ve nelere dikkat etmeliyiz biz tüketiciler abonelik sözleşmelerine imza atarken?
Şüphesiz tabii. Şimdi bu taraflardan birisini tüketicinin olduğu bu sözleşmeleri biz tüketici sözleşmeleri, dolayısıyla abonelik sözleşmesi diyor. Bir tarafta satıcı, evet, sağlayıcı olacak, bir tarafta tüketici olacak. Sonuçta bir sözleşme kurulmadan bir hizmet ne yapılamıyor, verilemiyor, sağlanamıyor. Yani burada en temel o hadiselerden bir tanesi. Bunlar çünkü süresiz, yani bunlar süreyle sınırlı değil. Bir elektrik aboneliği, bir su aboneliğinin bunun süresi yok. Yani bir başkasına devredilene kadar değil tabii, mi? Tabii, yani ya da bu sözleşmeden tüketici tek tarafa çıkana kadar bu devam edecek. Kadar, yani evet, süreli değil bunlar. Süresiz, belirsiz süreli sözleşmeler diyoruz biz bunu. Tabii buralarda şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu, tüketicilerimiz istediği zaman bu sözleşmeleri feshetme hakkına sahip. Tek taraflı, tek taraflı tüketici, ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim diyebilir. Sadece evet, bunu yazı olarak karşı tarafa bildirmesi yeterli. Peki bu her türlü, şimdi elektrik, su dediniz ama onun dışında sağlık kulüpleri, spor kulüpleri, hepsi üyelikleri, GSM abonelikleri, hepsi için geçerli. Tabii, tabii. Tek taraflı tüketici, ben vazgeçtim deyip tabii, istediği zaman mı onun bir süresi? İstediği zaman tabii, istediği zaman vazgeçebilir. Yani böyle şimdi diyelim ki bir süreli yayın aboneliği yaptı, bir gazete aboneliği yaptı, 1 yıllık 12 aylık bir abonelik tesis etti, 3 ay sonra ne yaptı? Ben dedi bundan vazgeçiyorum. Hı hı. Yani bir yazılı olarak bildirmesi yeterli. Ama bazen Ramazan Bey, özellikle internet aboneliklerinde, belki başka tür aboneliklerde de sizler rastlıyorsunuzdur sevgili seyirciler. Diyor ki eğer 12 ay boyunca yararlanacaksan bu ücrete, sana bu teklifi yapıyorum. Ve ona göre size sözleşme imzalattırıyor. Siz ister kullanın ister kullanmayın 12 ay o ücreti ödüyorsunuz. Şimdi Şebnem Hanım, doğru, çok doğru. Şimdi burada promosyonlu kampanyalar oluyor. Hı hı. Şimdi tüketicinin karşısına 12 aylık dediğiniz gibi bir kampanyayla çıkıyor. Veya 8 i̇şte ay veya 6 ay ben de. İnternetin, evet, yani normal standart ücreti, eğer 12 ay bana taahhütte bulunursanız diyor firma, sağlayıcı, ben diyor bu 60 lira standart fiyatı 39 liraya çekiyorum diyor. Evet, evet. Ama bunun için diyor ben sizden 12 ay taahhüt istiyorum. Bu durumda da bile tüketicimiz ne yapabilir? Vazgeçebilir. Diyelim ki ne kadar sözleşmede kaldı? 4 ay kaldı. 4 ayda bu normal standart ücreti 60 lira, indirime ne kadar? 40 lira. Yani burada bir 20 şeyden 80 lira bir ödeme durumu var. Yani. Ama geri kalan kısmı değil. Yani evet, o feshettiği o 8 aylık kısmı değil. Peki bu arada bu konu, özellikle kampanyalı aboneliklerle ilgili daha çok sorumuz olacak Ramazan Bey. Sizlerin de sorularını bekliyoruz. Pazar Olan'ın Facebook sayfasından, elektronik posta adresimizden ve telefonlarımızdan hem abonelik sözleşmeleriyle ilgili hem de her türlü tüketici sorununuzla ilgili sorularınızı, problemlerinizi buraya yansıtabilirsiniz. Ramazan Bey yanıtlayacak dedikten sonra bir izleyicimiz telefon hattımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İsmail Bey, buyurun. Merhabalar, iyi merhaba, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim, buyurun. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için size ve TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, biz de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'e şöyle bir sorum var efendim. Evet. Ben bir GSM abonesiyim. Adıma iki tane telefon, faturalı telefon hattım var. Diğerini banka otomatik talimatıyla ödeniyordu. Bir fatura atlanmış ve bu fatura atlandıktan sonra da ben şu andaki kullanmış olduğum cep telefonumun internetini kullanamadım. Bana dedikleri işte diğer hattınızın borcu var. Borcu da ödendi. Fakat pazar günden dün akşamına kadar sürekli her gün aradım, her gün aradım bu GSM şirketini. Evet. Bana söyledikleri işte bir üst merciye bildirdik. İlk 24 saat içerisinde açılacağını söylediler. Aradan kaç tane 24 saat geçti. Benim sorum şu efendim. Kullanmadığım, buyurun, değil, kullanamadığım internet ücretini ben ödemek zorunda mıyım? Peki. Sorunuz var mı İsmail Bey'e, Ramazan Bey? Şimdi yok, sorum yok. Ben soruyu aldım. Peki. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz ödediniz değil mi sonuçta bu parayı? Evet efendim. Geri almak, evet, istiyorsunuz. Doğru mu? Yani kullanamadığım, evet, bir internet ücretini ödemek istemiyorum. Peki efendim. İsmail Bey, peki, ne kadardır bu süre? İsmail Bey, bir sorusu var Ramazan Bey'in. Bu kullanamadığınız süre ne kadar? Bir hafta kadar falan efendim. Yani bir hafta, anlaşıldığı kadarıyla GSM operatörü bir haftalık süreyi kesti, internet abonenizi kesti.
Evet, evet efendim. Yani ve bu bana hiçbir gerekçe sunmuyorlar. Yani tabii. Şundan dolayı internetimiz kesik denmiyor. Peki. Müşteri temsilcisi ve müşteri hizmetleriyle görüştüğüm yerde binde bir olabilecek size nasıl denk geldi gibisinden. Peki zaten yani, hep o binde birdir. Bakalım nasıl çözülecek. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Sağ olun, hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun, buyurun. İsmail Bey tabii bir yanlışlıkla karşılaşmış. Yani böyle bir teknik bir yanlışlık, öyle tahmin evet. ediyorum. Sonuçta bir fatura atlanmış. Halbuki otomatik ödeme vermiş bankaya. Yani İsmail Bey'in kabahati değil. Ancak sorusu şu. Bir süre ben internet aboneliğinden mahrum yani kaldım. Yani diyelim ki bir aylıksa aboneliği bir hafta ben kullanamadım. 7 gün, 8 gün kullanamadım yani GSM, ama parayı tam ödedim tabii diyor. GSM operatörü bunu kesiyor. Evet. Yani bu internet aboneliğini GSM operatörü kapatıyor. Bu süre içinde İsmail Bey bu bir haftalık kısmı ödemek durumunda değil. Değil. Tabii değil. Yani çünkü sen kullanamıyor bunu bir de. Evet. Yani GSM operatörü bunu kapatıyor. Ne yapacak peki bu durumda? Yani bunu şey yapacak, bildirecek karşıya yani bir sonraki faturada bunun mahsup edilecek. Tabii. Yani bu da haklı çünkü İsmail. Burada böyle bir hakkınız tabii. varmış çünkü İsmail Bey. Yani kendisinden kaynaklanmıyor. Tabii tabii kullanamıyor devlet bunu. Devlet işi bırakıyor, kullanılmıyor. Zaten yani burada tüketicilerimiz kullandıkları hizmetin bedeni ödeyecek. Kullanmadıkları değil. Bunu o zaman firmanızla konuşacak evet. ve bunu mahsup ettireceksiniz bir sonraki faturadan dedik. Ve bir başka izleyicimiz telefon hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurunuz Orhan Bey, sizi dinliyoruz. Hanımefendi, ben Türkiye'de yayın yapan bir paralı televizyon yayınına üye oldum. Evet. Bir kuruluş. Yalnız üyelikten vazgeçmek istedim. Çünkü yıldırdılar bizi. Evet. Ki vazgeçemezsiniz. Şu kadar ceza ödersiniz. İşte o zaman bir para miktarı söylediler. Şimdi aklımda değil. Ne yapabilirim diye soruyorsunuz değil mi Orhan Bey? Evet, ne yapabilirim? Peki hatta kalın lütfen Ramazan Bey buyurun. Tamam. Orhan Bey bu televizyon aboneliğiniz böyle bir 12 aylık 6 aylık bir süreli miydi? Süresi belli miydi? 24 ay dediler süreli. Tamam. 24 aylık eğer bu 24 aylık abonelik bir promosyon muydu? Yani indirimli bir fiyat mıydı? Sanmıyorum. İndirimli değildi ya. 24 ay dedi. Normal bir üyelik. Yani eğer indirimli fiyat ise çünkü 24 ay diğer bir taahhüt istediler. Tahmin ediyorum bir promosyon vardır burada. Evet. Siz kullandığınız kısma tekabül eden bir indirim miktarı kadar ödemek durumundasınız. Atıyorum 24 ayın 6 ayını kullandınız. 30 lira bunun aylık ödemesi. Normal standart ücreti 30 lira bu paketin. Ancak evet. size 23 lira teklifte bulundu ancak dediler ki 24 ay kalırsa bu 6 ay kullandınız, bu 6 ay için kullandığınız indirim miktarını ödemek durumundasınız. Geri kalan kısmını değil. 18 ayın değil. Anlaşıldı değil mi Orhan Bey? Var mı başka sorunuz? Ya, bir de sözleşmede benim imzam yok. Ben sonra hatırladım. Sözleşmede benim imzam yok. Ben sözleşmeyi imzalamadım. İmzasız bir sözleşme söz konusu. Ama büyük bir ihtimalle teyit evet, verdiniz evet, herhalde evet. telefonla. Ben imzalamadım onu sonra da ama muhakkak bir teyit vermişsinizdir siz, diyor Ramazan Bey. Siz Orhan Bey eğer vazgeçmek istiyorsanız yazılı olarak kaç tarafa bildirmeniz yeterli, mesaj atmanız yeterli, faks çekmeniz, e-mail göndermeniz yeterli. 7 gün içinde iptal etmek durumundalar aldıktan sonra. Sonraki şeyler de size ait değil. Faturalar size ait değil. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sizin de ben teşekkür bu hakkınızı kullanabileceğinizi öğrenmiş olduk. Hem siz hem biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoşçakalın. Evet, burada aslında bir kampanyalı satışa da geçmiş olduk bir yandan. Çünkü kampanyalı satışsa abonelik orada bir farklılık var anladığım şimdi kadarıyla. Bir onun altını şöyle çizelim. Şöyle şey yapalım. Ya, normal bizim mevzuatımızdaki kampanya satışın formatı farklı. Yani burada işte internet firmaları ya da GSM firmaları ya da ne diyelim buna televizyon firmaları yani paralı yayın yapan. Buralarda diyorlar ki yani normal bunun fiyatı 60 lira. Standart fiyatı 60 lira. Ama bize 12 ay taahhütte bulunursanız evet. ya da işte 24 ay taahhütte bulunursanız biz sizin bunun yanında bir de internete bedava veriyoruz. Hı hı. Ya da telefona bedava veriyoruz. Yani aslında bir avantajı bir sağlıyor avantaj tüketici sağlıyor, açısından. Bir avantaj evet. sağlıyor. Niye? Firmalarda burada geniş kesimlere, geniş yığınlara ulaşabiliyor. Sürümden kazanıyor. Sürümden kazanıyor. evet. Şimdi bizim tüketicilerimiz bunu kabul ediyor. Bir 6 ay içeride kalıyor ya da 7 ay kalıyor. Hı-hı. Sonra vazgeçiyor. En doğal hakkıdır. Yani 24 ay dolmadan vazgeçiyor. Evet. Bu durumda o 6 ay kullandığı promosyonun ne diyelim onu bedelini ödemek durumunda. Ama orada işte sözleşme imzalatıyorlar. Yine de bu yapılabilecek bir şey mi? Yani 24 aylık sözleşmeyi imzaladı ama... İmzaladı tamam. 24 nasıl 6 ay sonra vazgeçiyor? Ama şimdi bu fiyat geçebilir. Yani ha. böyle bir hakkı var. Tüketicinin böyle bir hakkı var.
Yani bunda dilediği zaman bundan vazgeçme hakkı var. Yani şu anlaşılmasın. Hayır, neden biliyor musunuz? Hı. Satıcı şunu söylüyor size, diyor ki bakın bundan vazgeçemezsiniz. 8 aysa, 6 aysa 6 aylık sözleşme imzalıyorsunuz, atıyorum internet alıyorsunuz 23 lira aylık diyor. Bunu 23 ay kullansanız da kullanmasanız da ödeyeceksiniz diyor. Şimdi o zaman bizi yanlış yönlendiriyorlar. Şimdi konu şu. Tüketicilerimiz kullandığı, aldığı hizmetin bedelini ödeyecek. Almadığı, kullanmadığı hizmetin bedelini ödemeyecek. Yani tamam. Böylece biz de bunu öğrenelim. Yani çünkü biz bilinçli olmadığımız zaman satıcılar ne derse inanıyoruz. Dilediği zaman tüketicilerimiz sözleşmeyi feshetme hakkına sahip. Bu yani bu mevzuatın vermiş olduğu bir haktır. Ama dediğim gibi eğer bir promosyon var ise, ekstra bir hani bir ilave bir hizmet verildiyse... Evet. O kısmın bedelini ödemek durumunda. O kullandığınız kadarının bedelini ödemek zorundayız. Belli ki sevgili seyirciler, bugün abonelik sözleşmeleriyle ilgili epey bir bilgi sahibi olacağız. Sizlerin de hem bu konuya dair hem de tüm tüketici sorununuza dair sorularınızı bekliyoruz. Pazarola devam ediyor. Abonelik sözleşmeleri, tüketicinin belirli bir mal ya da hizmeti sürekli ya da düzenli aralıklarla edilmesini sağlayan sözleşmelerdir. Bu tip aboneliklere elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM abonelik sözleşmeleri, sürekli yayın aboneliği, spor kulübü üyeliği, sağlık kulübü üyeliği örnek olarak verilebilir. Her türlü abonelik sözleşmesine taraf olan tüketiciler, satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilirler. Satıcı, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde iptal talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı, abone ücretinin kalan kısmını hiçbir kesinti yapmadan 15 gün içinde tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Facebook'tan bize ulaşan izleyicimiz Sezer Orhan'ın sorusuyla devam ediyor. Merhabalar demiş, elektrik faturasındaki kayıp, kaçak ve benzeri ücretlerin bir emsal davaya dayanarak başvurduğumuz takdirde geri iade edileceği gibi yazılar okuyoruz. Bunun doğruluğu nedir ve böyle bir hakkımız varsa hangi yolu izlemeliyiz demiş izleyicimiz Sezer Orhan. Şimdi tabii bu bundan 6 ay 7 ay kadar önce, yani bir sene önce çok tartışılan bir konu. Evet. Şimdi daha önceki gelen elektrik faturalarında böyle bir ayrıntı yok idi Şebnem Hanım. Son zamanlarda yani bu şeffaflık ya da bilgilendirme kapsamında bu elektrik hizmetini sağlayan firmalar tüketiciye göndermiş olduğu faturalarda bütün bunları ayrıntılı olarak yer veriyorlar. Ve dolayısıyla orada kayıp kaçak miktarında yer veriyorlar. Evet. Şimdi bunu bir tüketicimiz geçmişte bir hakem heyetine götürdü. Hakem heyeti burada tüketici lehine karar verdi. Yani bu kayıp kaçağı tüketici ödemek durumunda değildi. Evet. Şimdi bu sonuçta yargının önünde. Mahkemelere de bu taşındı. Yani mahkemelerde henüz bu karar nihai önüne varmadı. Yani bu yani o kişi peki aldı hakkını, doğru mu? Ödemedi onu. Benim hatırladığım kadarıyla o bir kişi Kahramanmaraş'ta bir kişi. Evet. Öyle hatırlıyorum ben. Hakem heyeti bu kişi lehine karar verdi. Bu kayıp kaçağı bu tüketicimiz ödemek zorunda değil dedi. Peki bundan sonrası ancak, için? Ancak ilgili bu elektrik firması bunu bir üst mahkemede temiz etti. O dava görüşülüyor. Yani şimdi burada bu kayıp kaçağı da bir bakıma ilgili firmalar EPEDEKA'nın yani Enerji Piyasası Kurulu'nun standartlarına, normlarına uygun olarak onu yapıyorlar. Yani bu bir bakıma Enerji Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine uygun olarak bu kayıp kaçak alınıyor. Yani evet. Burada bir yasal bir düzenleme var. Peki izleyicimiz yine başvursun mu? Hakkını arasın mı ve nereye başvursun? Yani, kısaca söylemek gerekirse. Şimdi burada da bir kısaca söylemek gerekirse bunu tüketici hakem heyetine başvuracak. Tüketici hakem heyetinin kararını bekleyecek. Peki yani efendim. Bu konuda başvuran tüketicilerimiz var ama ben doğrusunu söylüyorum. Bu EPEDEKA'nın bir düzenlemesi. Peki efendim. Mehmet Görgülü'nün sorusuna bakalım ne demiş? Bir GSM operatörünün müşterisiyim. Bu hattı yaklaşık 11 yıldır kullanmaktayım. Fakat bu hat abimin üzerine. Haberlerden duyduğuma göre herhangi bir ücret ödemeden bu hattı kendi üzerime alabileceğimi öğrendim. Ben de başvuruda bulundum ve bu hattı üzerime aldım. Fakat bu ayki faturada 39 lira senelik kullanım vergisi adı altında bir ücret alınmak isteniyor. Arayıp sorduğumda hattı üzerime almamdan kaynaklanan bir ücret olduğu söylendi ve yasal olduğu söylendi. Bu alınan ücret yasal mı diye soruyor Mehmet Görgülü. Şimdi anladığımız kadarıyla tüketicimiz Mehmet Bey 11 yıldır bir hattı kullanıyor. Evet. Fakat kendi üzerine değil bu. Abisinin üzerine. Evet. Şimdi burada
ne olmuş oluyor? Yani artık şimdi maliki değişmiş oluyor. A kişiden B kişiye geçmiş oluyor. A kişiden B kişiye değişmiş oluyor. Yani şimdi tüketicimizin yanlış anladığı konu şu. Numarayı bir başka operatörden başka operatöre taşıdığınız zaman bunun bir ücreti yok. Ama burada artık kendisi malik olmaktan çıkıyor. Evet. Bir başka kişi, kardeşi de olsa o yani bu sahibi oluyor. 39 lira normal. Peki normal. O zaman hazır bu konu açılmışken bir de size şu soruyu yöneltelim. Numara taşıma için özel koşullar söz konusu mudur? Yok, yok özel bir koşul yok. Yani bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu zaten gayet açık düzenlemeler yapıyor. Hiçbir şey yani tüketicimiz dilediği anda evet. Yani gidiyor ilgili GSM operatörüne bir dilekçe veriyor. O gerekli formu dolduruyor. Ve o akabinde o takip eden aydan itibaren ya da belli süre içinde o geçiş sağlanıyor. Burada bir şey yok. Peki bir diğer sorum da şu olacak. Özellikle GSM'lerde işte internet de dahil buna kullanımlarda tarife değişiklikleri yapılıyor. Bu tarife değişiklikleri tüketiciye nasıl ve ne zaman bildirilmelidir? Şimdi tabii tarife değişikliklerini bir defa GSM operatörlerinin önceden tüketiciye bildirmesi lazım bu bir. Şimdi diyelim ki onay mı alması gerekiyor? Şöyle. Yani biz bir sözleşme yapmışız. Niye? Bir GSM operatörüyle aylık 1000 dakika demişiz her yöne. Hı hı. Şimdi benim bilgim olmadan, benim rızam olmadan bunu 800 dakika indirirse, yani süre dolmadan için evet. Söylüyorum. Bu bir yani aleyhine ise peki ya lehine ise tüketicinin? Şimdi lehine ise sonuçta yine bir bilgilendirmesi gerekir. Şart. Yani tüketicinin onayını alması gerekir, rızasını alması peki gerekir. Efendim. Yani bu sözleşmenin sağlığı açısından. Neslihan Hanım'ın sorusuna bakalım. Merhabalar diyor. Ben elektrik faturalarında iptal edilen birkaç kalemin alınan ücretleri iadesi için nereye başvurmalıyım? 17 yıllık evliyim, kiracıyım. Yaşadığımız her semtte ikametgahımız vardı. Hangi evde kaç yıl oturduğumuzu ispatlayabilirim? Bana neye mal olur şimdiden demiş. Şimdi tabii bu kayıp kaçağı galiba. Evet. Evet. Diyor. Sonuçta yani geçmişe dönük ne karar verir onu bir şey diyemem. Bilemem yani. Bunu götüreceği yer eğer tüketicimiz bunu ilaveten bir yere taşıyayım diyorsa tüketici hakimiyetine taşıyacak. Orada gerekli bilgileri, belgeleri verecek. Oradaki tüketici hakimiyetinin kararını bekleyecek. Bu karara göre yani, de... Kayıp kaçak konusu biraz dediğim gibi biraz tartışmalı bir konu. Çünkü yani... Ama bayağı bir sorun var ki soru geliyor yani o konuya çünkü dair. Çünkü kamuoyunda da çok tartışılıyordu bu. Bu konuda EPDK bir düzenleme yapıyor. Peki efendim şimdi servis hizmetlerine gelmek istiyorum yavaş yavaş. Zannediyorum sevgili seyirciler sizlerin de abonelik sözleşmelerinde en sıkıntılı konunuz teknik servis hizmetleridir diye düşünüyorum. Özellikle GSM şirketleri ve onların işbirliği yaptığı şirketler çeşitli servislerle anlaşıyorlar ve tüketicilerle muhatap oluyorlar. Bu sefer tüketici teknik servisle bir sorun yaşadığında aradığında diyor ki muhatap ben değilim. Firmayı aradığında muhatap ben değilim. O esnada kim muhatap? Yani tüketici kimi kime şikayet edeceğiz kısacası? Şimdi teknik servis dediğimiz sadece şudur. Yetkili servis. X GSM firmasının biz abonesiyiz. Daha evet. Doğrusu X firmanın, X markanın telefonunu aldık. Öyle hı-hı. Söyleyeyim. Yani bir cihaz anlamında söyleyelim. Şimdi bu cihazın bakımı, arızası ya da bir ayıp olduğu zaman yani bunu ancak yetkili servis, o cihazın yetkili servisine götüreceğiz. Tamam. Her şeye rağmen o yetkili servis de olsa, yetkili servis de olsa buradaki sorumlu ya üretici firmadır ya da ithalatçı firmadır. Yani üretici firma ya da ithalatçı firma bu sorumluluğundan kaçamaz. Servisin yani servis... Böyle bir muhatap yok. Şeyi yok, yok gerekliliği yok, yok diyorsunuz. Yok. O zaman yani, aldığımız firma ve bunun üreticisi olan firma sorumludur. Yani sonuçta bir telefonumuz yani bu telefonu ya yerli bir üreticisi vardır bunun. Evet. Yani ya yerli üretimli ya da ithalcidir. Bunların tabii Türkiye çapında yani 7 bölgede yani 60'a yakın servisleri var. Oluyor. Servisleri var, belki daha fazla. Dolayısıyla vatandaşımız ne yapıyor? Kendisinin en yakın yerdeki yetkili servise gidiyor. Eğer telefonda cihazda bir sorun yaşadığı zaman. Evet. Zaten ayıplıysa onu daha önceki programımızda konuştuk. Onun iade hakkı var. Hı hı. Eğer basit bir tamir ise ücretsiz tamir etme hakkı var. Bütün bunlara rağmen servise bir sorun yaşadı. Muhatap kimdir? Üretici firmadır. Ya da ithalatçı firmadır. Peki efendim. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nevzat Bey buyurun efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Ramazan Bey'e bir sorunum var. Buyurun şimdi efendim. Ben bir bankadan, devlet bankasından kredi kartı kullanıyorum. Ne kullanıyorsun? Kredi kartı. Kredi kartını hiç kullanmadığım halde, bana gelen ekstrede de bu görünüyor, fazla da para yatırmışım. Yani cüzi bir rakam.
fazla param olmasına rağmen benden nakit faiz, avans faizi kesilmiş, BSMN kesilmiş, KKDF kesilmiş. Neden kesiliyor? Hiç kullanmamışım. Şimdi tabii Nevzat Bey'in bu sorusunu ben şunu soracağım. Buyurun. Şimdi bu avans faizi Nevzat Bey, o kredi kartıyla siz bir avans çektiyseniz ancak onun için çekilmiş olur. Bakın avans çektim. Çektim ama ben o avans faizini zaten ödedim. Bana yani çektiğiniz avansı ve faizini ödediniz mi? Bir önceki ekstrede çektiğim 20 TL karşılığında 20 TL 5 lira 60 kuruş nakit avans ücreti, ondan sonra 0.3 kuruş nakit avans faizi kesilmiş ve bunu ödemişim. Evet. Şimdi gelen ikinci ekstrede hiç borcum görünmüyor. Evet. Görünmüyor ama yine bu paralar kesilmiş. Ha. Yani kesilmiş derken hesabınızdan mı kesiliyor para? Evet, evet, hesabımdan. O bankadaki hesabınız var, oradan mı kesilmiş? Orada benim bir fazla bir param vardı. Evet. Şimdi benim bakın şöyle söyleyeyim. Kredi limitim 600 lira. Evet. Ve ben bu 600 lirayı kapatırken 602 lira yatırmışım. Evet. Yani 2 lira gibi bir fazla param var orada. Hı hı. Bu 2 liradan bu para kesilmiş. Daha önce ödediğim halde. Sorunuz var mı Nevzat şimdi, Bey'e? Yoksa kapatalım rahatlıkla izlesin. Şimdi Nevzat Bey, hiç kullanmıyorsunuz değil mi? Peki 600 lirayı niye hisseden yatırıyorsunuz? Daha önce kullanmıştım ya, bana bir kredi veriyor ya. 600 lirayı böyle her ay kullanıyordum. Sıfırladım. Kart öyle duruyor. Peki Nevzat Bey, teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir sorum daha var. Buyurun. Yine aynı bankadan kredi kartı ücreti dedim ya, benim imzam olmadığı halde her sene kesiliyor ve ben her sene itiraz ediyorum, bu parayı geri alıyorum. Fakat bu sene Şubat ayında itiraz ettim. Evet. Halen bir netice alamadım. Bu her sene geri vermediler. Her ay gidip geliyorum. Bana diyorlar ki efendim imzaya gidecek. Kimden hakkımı arayacağım? Peki efendim. Nevzat Bey, itirazı banka mı yapıyorsunuz? Efendim hayır, tüketici mahkemesine. Tamam, tüketici mahkemesinden karar çıktığında o kararı götüreceksiniz bankaya. Biliyorum, ne zaman çıkacak? 7 ay olmuş. 7 ay tamam, olmuş. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı. Sağolunuz, hoşçakalın. Siz de sağolun. Sağolun. Şimdi tabii Nevzat Bey kredi kartıyla 600 lira yatırdığına göre bir geçmişte bir harcama yapmış. Aldım diyor benim anladığım nakit avans kullandım. Ödedim ve fazlasıyla ödedim, hala niye kesiyorlar tabii diyor. Tabii burada bir, yani eğer bir yanlışlık yok ise sonuçta bir nakit avansı kullandığı zaman onun bir faizi var. Evet. Onu ekstraya bankalar yansıtıyor. Nakit avansı. Acaba onu mu ödemedi, ödedim zannedebilir mi? Yani büyük bir ihtimalle, çünkü o diyelim ki 600 lirayı yani gitti ATM'den çekti. Evet. Normal hesabında parası yok. Sonra 602 lira yatırdım diyor. 602 lira yatırdım diyor. Belki o eksiktir. Eksik yani onun nakit faizi. 5 lira. Çünkü gelen ekstrede çünkü 5 lira 60 kuruş, 0.3 kuruş gibi rakamlar görmüş. Normalde şeyin süresi ortalama 29 gün, 25 gün. Nakit avansının geri ödemesi. Evet. Yani bir aylık sürede diyelim biz bunu. Şimdi 25 gün kullandığı zaman bu 600'ların 25 günlük bir faizi var. Çünkü nakit avans çekiyorsunuz. Onun faizidir. O 602 lira yetmemiştir. O geri kalan kısmını büyük bir ihtimalle bir sonraki ekstra yansıtmışlardır. Öyle anlaşılıyor. Kredi kart aidat ücretiyle ilgili ise zaten Nevzat Bey tüketici hakem heyetine gitmiş. Evet. Oradan çıkartmış olduğu kararı istinaden o parayı da iade almış. Şimdi sorunu şu, henüz daha o son şeyde, son müracaatımda henüz hakim heyeti karar vermedi diyor. Şubat ayında diyor. Biraz 7 aylıklar geçmiş. Biraz bir mahkeme hakimiyetlerimizde bir yoğunluk var. Çünkü bu sene çok müthiş bir şey oldu, başvuru oldu, patlaması oldu. Bazen bankalar cevap vermiyor. Biraz da banka da mı geciktirebiliyor ama burada zaten mahkeme kararını henüz alamamış. İşte son onu söylüyor yani, hakimiyeti kararını henüz alamadım diyor. Yani burada evet, buralarda bir şeyimiz var, bir yoğunluğumuz var. Yani 7 aylık aslında olmaması lazım. Normalde 3 ayda biz bunu kararı veriyoruz aslında ama. Aslında Nevzat Bey, şöyle diyelim ya, bizi niye uğraştırıyorsunuz? Şu kredi kartı aidatlarını toptan kaldıralım. Uğraştırmayın bizi Ramazan Bey. Nasılsa mahkemeye başvuran ya da hakem heyette başvuran geri alıyor bu bundan parayı. Bundan sonra tabii sonra bankalarımız, bu tüketici kanunu çıktıktan sonra Şebnem Hanım, bankalarımız tüketicilerimizin önüne çok farklı seçenekler sunacaklar. Evet, bir onu hep söylüyoruz. Buyurun söyleyin. Bir tanesi de aidat ücreti, yıllık ücret alınmayan yalın bir kredi kartı. Evet. Ama bununla ne yapacak?
tasdiklendirme olmayacak diyelim ki. Tasdiklendirme kısmı tamamen o bankanın evet. şeyine bağlı. Hani olmayacak diye kestirip atamayız. Olabilir. Evet, diyelim ki ama örnek veriyoruz. Biraz daha sınırlı kullanım hakları olacak. Ama orada aidat olmayacak sevgili seyirciler. Bunu tabii. hep söylüyoruz. Her programımızda vurguluyoruz. Biz de bugünleri bekliyoruz dört gözle. Ama şunu söyleyeyim. Nevzat Bey o kredi kartı aidatı ile ilgili doğru yerde evet. hakem heyetine başvurmuş. Onun kararının çıkmasını bekleyecek. Peki efendim. Ama en sonunda o karar çıkar. Sevgili seyirciler, Pazarola sizlerin sorularıyla devam edecek. Bugünkü konu başlığımız abonelik sözleşmeleri. Ama her türlü abonelik sözleşmeleri buna doğalgazdan, su ve elektrikten tutun da ta ki süreli yayınlar, televizyon i̇nternet. Abonelikleri, internet abonelikleri gibi hatta sağlık kulübü, spor kulübü abonelikleri dahil her türlü anlaşmazlığınızla ilgili sorunlarınızı burada masaya yatıracağız. Ama bunun dışında az önce Nevzat Bey gibi yine başka konularla ilgili sorularınız ve sorunlarınız varsa bizlerle paylaşmaya devam edin. Pazarola devam ediyor. İşletmeciler sundukları elektronik haberleşme hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak iletişim bilgilerinin hizmete ilişkin tanım, kapsam ve genel şartları içeren sözleşme şartlarını ve tüketici şikayetleri çözüm yollarına ilişkin bilgileri talep olmaksızın tüm tüketicilere sunmak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdür. İletişim hizmetlerine ilişkin kampanyalarda işletmeciler, kampanya şartları, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakkında tüketicileri, basın yayın organları ve internet aracılığıyla açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Kampanya şartları hakkındaki ayrıntılı bilgiler, kampanya süresince işletmecilerin internet sitelerinde tüketicilerin kolaylıkla erişebilecekleri şekilde yayımlanır. Operatörler, kampanyalar dahilinde taahhüt ettikleri tüm edimleri zamanında tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür. Kampanya şartlarında değişiklik yapılması halinde tüketicilerin kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu değişiklikler uygulanmaya başlanmadan önce tüketiciler bilgilendirilir. Pazarola bir izleyicimizin telefonuyla devam ediyor. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Cuma Kılıç, buyurun efendim. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz Cuma İyi Bey. Yayınlar. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Benim bir bilgisayar konusunda bir mağduriyetim var da bu konuyla ilgili aradım ben sizi. Dinliyoruz. 12.08.2013 tarihinde bir firmadan bir bilgisayar aldım. Evet. Bu bilgisayarım donanım arızalı çıktı. Bu bilgisayarımı 7 gün sonra ayın 19'unda kargoyla aldığım mağazaya tekrar iade ettim. 20'sinde ellerine ulaştı. Evet. Bunlara tekrar müşteri hizmetlerinde, mağazanın müşteri hizmetlerinde arayarak iade işlemi için işlem yapın, işlem başlatılsın dedim. Mağazada bilgisayarı servise iade raporu almak için gönderdi. Göndermeye evet. için müracaat etti. Evet. Bana bilgisayarın muhteviyatının eksik olduğunu söylediler. Ben de bilgisayarın aldığım şekilde muhteviyatını tamamlayarak onlara teslimini sağladım. Evet. Servise gönderdiler. Ben de tabii bu arada servisle bilgisayarın gidişatını takip ettim. Servisi aradığımda servis onarım için parça bekliyor diye bana söyledi. Evet. Ben de servise dedim ki bakın yanlış işlem yapıyorsunuz. Siz bu bilgisayara onarım değil iade işlemi için rapor işlemine başlamanız lazım dedim. Ne dediler? Buna rağmen benim bilgisayarımı tekrar mağazaya dönerek mağazaya şunu söyledim. Heh. Dedim ki bakın bilgisayarı servis tamir ediyor. Ona engel olun iade evet. işlemi için rapor hazırlasınlar. Ne dediler peki? Mağazada mail atacağız attık dediler. Evet sonuç? İade işlemi için. Sonuç ne oldu? Benim bilgisayarım onarılıp mağazaya döndü. Evet. Bana mağaza arayıp bilgisayarınız onarıldı, size göndereceğiz dediler. Ben ne yaptınız? Hayır kabul etmiyorum. İyi yaptınız. Bu bilgisayarı siz iade işlemi için ben talepte bulundum. Evet. Öyle bir işlem yapmanız lazım dedim. Bilgisayar tekrar servise gitti. Şu anda iade raporu için serviste bekliyorum. Ama bunlar ne kadar sürdü? Bugün itibariyle. Cuma Bey ne kadar sürenizi aldı bu? Zamanınızı aldı. Bugün
onu söyleyeceğim şimdi. Hı. Bugün itibariyle geçen ayın 20'sinde ellerine geçen bir ürün, mağazanın eline geçen bir ürün bu ayın 20'si bugün hala benim elime geçmedi, geri dönmedi. Evet. Ben bu hakkımı aramak istiyorum. Nasıl Peki. arayabilirim? Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi onu öğrenelim. Sorunuz var bir mı? Bir sorum var Cuma Bey'e. Bu bilgisayarı siz mesafeli mi aldınız? Yani internetten mi aldınız yoksa mağazadan mı aldınız? Hayır, bizzat kendim şahsen Giderek. Kredi kartıyla taksitle aldım. Mağazadan aldınız değil mi? Mağazadan kendim aldım. Tamam. Tamam. Bir de fiyatı ne kadar? 1834 lira. Tamam, teşekkür Peki. ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım ne Rica yapılabilir? Ederim. Soruyoruz. Çok teşekkür ederim bu program için. Sağ olun efendim, geçmiş olsun size de. Buyurun. Şimdi Cuma Bey bir bilgisayar alıyor. Bu donanım arızalı çıkıyor. Bu tipik bir ayıp bu. Evet. Dolayısıyla Cuma Bey'in buradaki hakkı, yani buradaki talebi tamir ettirme hakkı var. Ki tamir hakkını galiba kullanmak istemiyor. İstememiş. İade yenisini. İstiyor. Evet. Ya bana yenisini verin diyor ya da benim paramı iade edin diyor. Evet. Bu Cuma Bey'in hakkı. Fakat bunlar ısrarla servise, işte serviste bunun parça beklendiği ve tamirine zorluyorlar. Ramazan Bey, burada şunu aslında sormak istiyorum. Bu aslında kalmadı diye düşünüyoruz ama bakın hala servisten bir onay. Yani ben bu ürünü servise göstereyim bakayım. Niye çalışmıyor? Ama bu bizi ilgilendirmiyor ki. Bizi ilgilendiren tabii, çalışmaması. Tabii. Niye servisten onay tabii. bekliyoruz? Şimdi Cuma Bey servise götürmüyor. Anladığım kadarıyla direkt mağaza Hayır götürüyor. İşte mağaza gönderiyor servise. Ama onay versin kim alıyor? Diye. Mağaza alıyor. Evet. Değil mi? Öyle anlaşılıyor. Mağaza alıyor, servise gönderiyor. Sonuçta bir tutanak var. Dolayısıyla Cuma Bey diyor ki ben bu ürünün yenisini istiyorum. Evet. Doğru mu? Doğru efendim. Mağaza da bunu servise gönderiyor. Yani burada Cuma Bey bir ihtarname çeksin firmaya. Hı-hı. Bir noterden ihtarname çeksin. Desin ki ben bu bilgisayarın yenisini istiyorum. Asla tamir istemiyorum. Tamir hakkımı kullanmak istemiyorum. Ya da ben paramı iade istiyorum desin. Hı-hı. Diyelim ki buna rağmen firma yanaşmadı. Evet. Çünkü bu bir ayıplı bir ürün bu. Evet, belli ki de üstelik şey demişler, içeriği işte parçası eksik demiş servis. Yani bu benim sanki kusurum değil ki. Özellikle iade etmemek ya da parasını vermemek için Tabii. ya da yenilememek için yapılıyor. Peki bu arada noter masrafını kim karşılayacak? Noter masrafını ileride eğer bir sorun yaşarsa ne yapabilir? Diyelim ki bunu diyelim ki firma bunu iade etmedi. Tüketici Mahkemesi'ne açacak davayı. Ben çok şunları kısa harcadım tabii, diyecek. Tabii ondan dolayı ben 1830 lira fiyatını sordum. Yani bu hakem heyetinin sınırlarını aşıyor. Bunu hemen Cuma Bey bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi ya da Asya Hukuk Mahkemesi'ne açacak. Ama önce noterden ihtarname edin. İhtarname çeksin, bir süre versin tabii. Evet, çeksin peki. tabii, bir tane çeksin. Yani sonuçta elinde bir şey olsun. Yani artık bir süre versin. Firma da iyi niyetliyse yani zaten ben, bu sürede halledecektir. Ben bunu bu haliyle kabul etmek istemiyorum. Çünkü evet. çok gitti geldi filan, parça değişti filan. Çünkü bütün bunların hiçbirisi tüketicinin Cuma Bey'e sorunu değil. Değil, evet. Tamer Gargılı'nın bir sorusu var. Facebook'tan ulaşmış bize izleyicimiz. Öncelikle iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Benim sorum özetle. Özel bir internet sağlayıcı firmasının abonesiyim. Fakat hizmette belirsiz sıklıkla teknik sorunlar yaşamam ve sağlıklı hizmet alamadığımı belirterek taahhüdümün çift taraflı feshini firmadan talep ettim. Böyle bir hakka sahip miyim demiş Tamer Gargılı. Çift tarafa gerek yok. Tek taraflı bu evet. aboneliğini sonlandırabilir. Bunun tabii ya mesajla ya da faksla ya da e-mail ile yapılması yani yazılı olarak yapılması evet. şart. Ya çift taraflı dediği hem karşı tarafın da onayının gerektiği mi? Tabii çift taraflı. Böyle bir şey gerek yok. Bir sözleşme var. Çift taraflı evet. değil mi? Yani iki taraf yani öbür karşı taraftaki firmayla tüketici karşılıklı feshediyor. Böyle değil. Böyle değil. Burada, tek taraflı feshi söz konusu. Abone sözleşmenin özelliği o. Esprisi o. Tek taraflı olarak tüketicilerimiz dilediği zaman bundan vazgeçer. Bu abonelik sözleşmelerine tabii, özgü tabii, bir tabii, tabii. Çünkü kural. Çünkü bunlar süresi belli değil. Evet. Süresiz. Ama az önce söylediğimiz gibi eğer süreliyse burada bir ne yapılabiliyor? Kullandığı kısmın bir indirimden yararlanırsa bunun bir ödeme durumu duruyor. Burada tüketicimiz Tamer Bey dilediği zaman ancak bunu yazılı olarak yapmak durumunda ve karşı taraf bu yazılı talebi tüketici talebini aldıktan itibaren 15 gün içinde sonlandırıyor. Peki efendim sevgili seyirciler biliyorsunuz bizler her hafta sizlerin bizlere gönderdiği mesajlardan bir mektup oluşturuyoruz ve onları sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi de Nurten Vatansever'in mektubuydu. Bakın tam da bugünkü konumuzla ilgili bir televizyon aboneliğiyle, televizyon kanal aboneliğiyle ilgili bakalım ne demiş ona göre biz de burada cevabını vereceğiz. 2012 yılında maç yayınlarını 6 ay boyunca ücretsiz alabileceğim kampanya kapsamında televizyon aldım. 6 ay yayınları ücretsiz izledim.
ve Ağustos ayında kampanya bittiğinde yayınım kesildi. Akabinde herhangi bir taahhütte bulunmamama rağmen sözleşmede yapmadığım halde izlemediğim yayınlar için 2 aylık ekstra faturalandırma yapılarak borçlu olduğum iletildi. İzlemediğim yayının ücretini ödemek istemediğimi ilettiğimde hukuki süreç başlatılıp sözleşmem olmadığı halde üyeliğimin 2013 Nisan ayı başında dondurulduğu söylendi. Ödemeleri yaparak izlemediğim yayın borcunu kapattım. Haksız elde edilmiş kazanç için mağduriyetimi nasıl giderebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Nurten Vatansever. Nurten Vatansever'e teşekkür ediyoruz bu sorununu bizimle paylaştığı için. Üstelik belgesini de göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Bu şekilde bizlerin de olaya hakimiyeti daha farklı oluyor. Buyurun efendim, bu da belgesi. Bu da belgesi değil mi? Evet, Nurten Hanım göndermiş. Evet, 2012 yılında maç yayınlarını ücretsiz alabildiği kampanyalı bir televizyon kanalına abone oluyor. 6 ay izliyor fakat daha sonra kampanya bittiğinde de yayını kesiliyor doğal olarak. Fakat sonra niye aboneliği bitmiyor, niye ödemelerini istiyorlar şimdi, onu anlayamadık. Tabii Nurten Hanım'la yüz yüze görüşemediğimiz için ya da canlı telefon bağlantısı olmaz. Evet. Yani burada büyük bir ihtimalle Şebnem Hanım, bu 12 aylık bir şeydir, bir kampanyadır. 12 aylık. 6 aylık değildir diyorsunuz. 6 aylık değildir. Burada yani bir televizyon aboneliği söz konusu. Evet. Burada 6 aylıkta maçları bedava veriyor. Bir promosyon olarak veriyor. Yani bu promosyonun olmasa olması bu sürenin yani bu televizyon aboneliğinin bir 12 ay, en az 12 ay olması ya da 24 ay, bilemiyorum tabii. Evet. Çünkü bu yani bu sözleşmede bunlar vardır. Çünkü size ekstra ne veriyor? Bir maçları ücretsiz izleme. Bu sözleşmede izleme. Var mı? Bu sözleşme değil. Musunuz? Bu sözleşme değil. Bu fatura. Yani bunu tabii evet, dikkat edeceğiz. Burada 234 olarak bir 243 bir fatura bu. Çok büyük bir ihtimalle yani bu 6 aylık bir promosyon veriyor. İşte Avrupa maçlarını, işte büyük takımların maçlarını ücretsiz izleme hakkı. 6 ayı promosyon. Ya, kalanı tabii, normal midir diyorsunuz? Tabii kalan normal. Çünkü diyor ki 6 ay sonra yayınım kesildi diyor. Kesilen tahmin ediyorum şeyler. Maç yayınları. Promosyon maç olan yayınları, kısmı. Evet. Yani bu o televizyondaki diğer kanalları, işte haber kanallarını, film kanallarını, eğlence kanalı, spor kanalı büyük bir ihtimalle. Neyse paketin içinde ne varsa. Hı-hı. Maxi paket, mini paket. Evet. Yani bunları tabii çok görme şeyimiz yok. Ama hani buna 12 aylık ya da 24 aylık abone olması karşılığında Nurten Hanım'a çok büyük bir ihtimal ediyorum. Yani yine ihtiyatlı İddia konuşuyorum. İddia ediyoruz, evet. Nurten Hanım'a bir 6 aylık ne veriyor? Ücretsiz maçları izleme. Hmm. Bu bir promosyon. Orada bir yanlış anlama mı olmuştur diyorsunuz? Öyle tahmin ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Nurten Hanım'a daha fazla yardımcı olabilmemiz için sözleşmeyi bize belki göndermesini göndersin, isteyebiliriz. Bizimle bir temas kursun. Lütfen bakalım. Biz tabii. de bu şekilde Nurten Hanım'a yardımcı tabii. olalım. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Merhabalar. Facebook'tan. Peki Yücel Varlı'yı yanıtlayalım. Facebook'tan ulaşmış bize. Merhabalar, ben 12 aylık internete abone oldum. Bana aylık 58 Türk lirası ödeyeceğim söylendi ama bana faturalarım hep 68 lira olarak geliyor. Neden böyle olduğunu sorduğumda yanlışlık olduğunu söylediler ve böyle ödemeye devam edeceğimi söylüyorlar. Merkezden de aradılar, onlara da söyledim. Onlar da biz bir şey yapamayız dediler. Bunun için ne yapmam gerekir? İnanamıyorum yani. Şimdi, 58, 68 tabii, niye 10 lira fazla ödesin? İnternet aboneliğinde bazen limit aşımı olabiliyor. Limit aşımı olduğu zaman diyelim ki mesela aylık size bir kullanım şeyi veriyor. Yok ama demişler ki bir yanlış anlama olmuş zaman, demişler. Zaman yani telefonla aldıysa eğer bu internet aboneliğini belki de telefondaki kişi 68 yerine 58 dedi ama müşteri 58 diye aldı bunu. Yani burada eğer bir teknik bir yanlışlık varsa bu düzeltir, bu kolay. Bu çok nasıl kolay. Düzeltecek? Önce onu firmayla, söyleyelim. Yani firmayla, o firmanın halkla ilişkileriyle temas kuracak. Bu yanlışlığı orada düzeltecek ama bu fatura limit aşımından kaynaklanıyor ise burada tüketicimizin şeysi yok. Burada haklı değil. O zaman iptal etsin bu sözleşme. İstediği sözleşme zaman vazgeçme hakkı var vazgeçme değil hakkı mi? Var, tek taraflı tabii, fesih hakkını tabii. Yani kullansın. 12 aylık bir sözleşme zaten. 58 lira demişler ki muhtemelen doğrudur. 68'e geldiyse yani bunun iki ihtimali var. Ya bir teknik yanlışlıktır. Evet. Şebnem Hanım ya da kota aşımı dediğimiz, limit aşımı dediğimiz bir hadise söz konusudur. Şimdi diyelim ki telefonlar biz 1000 dakika alıyoruz her yöne. Hı hı. O bir aylık kullanımdır. Biz bir ayda 1000 dakikayı 1200 dakika çıkardığımız zaman 200 dakika ne oluyor ister istemez faturamıza yansıyor. Yani ona benzer bir şey. O açıdan eğer Yücel Varlı, Sayın Yücel Varlı yani bu bir kota aşımından kaynaklanmadığını düşünüyorsa
bunun, 68 acıkmanın. O zaman burada bir yanlışlık vardır. Çünkü sözleşme 58 liradır. Evet. Ve bunu 10 lirayı gelecek aylarda mahsup edebilir. Yani ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Peki, aslında daha derin konuşulacak konular var burada sorunuzda sevgili izleyicimiz, ama o kadar çok soru var ki yanıtlayarak devam edeceğiz. Lütfen tatmin olmadıysanız cevaplardan tekrar bize ulaşın diyelim. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Alican Torul, buyurun efendim. Alican Bey, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun. Merhaba efendim, sizin sorunuzu alalım. Şebnem Hanım, ben yaklaşık bir ay önce Adana'dan bir GSM operatörünün internetini almıştım. Ne almıştınız? İnternet. Evet, peki. Ama bu şey modem olarak aldım. Hani bunun şeklinde oluyor ya, bilgisayarlar takılıyor. Evet, evet. Dışarıdan takılan küçük aparatlar. Aynen öyle. Evet. Hı-hı. Adana'da aldım. Adana'da kullanıyordum. Sorun yoktu ama ben Batman'dayım şu an. Öğretmenim burada. Evet. Da burada tam kullanamıyorum. Çekmiyor. Yavaş. Bilmem ne. Bir aylık bir zaman zarfı oldu zaten. Geldim. Ondan sonra GSM operatörünü aradım. Ben istemiyorum kullanmak dedim. Kullanamıyorum, yaralanamıyorum dedim. Evet. 108 lira bir cayma bedeli istediler benden. Yalnız benim bir yılda taahhütüm var. Onu da söyleyeyim size. Evet. Ne yapmam gerekiyor? İptal ettirebilir miyim? Şimdi bir sorusu var galiba Ramazan Bey. Var mı sorunuz? Şimdi aylık ne kadardı Alican Bey? 39. 39 lira ödediniz. Siz caymak istiyorsunuz. Daha bir ay önce kuruldu değil mi bu sözleşmemiz? Aynen öyle. Bir ay oldu kullanamıyorum. Ramazan Bey çekmiyor. Batman'dayım. Yani evet. Tamam, çekiyor. Çok haklısınız. Peki ya bunun normal fiyatı ne? Toplam normal yani. Normal fiyatı bende sadece o modemin parasını talep etmediler. Ha, o zaman şimdi tamam. Modemi bir promosyon olarak vermişler. Öyle anlaşılıyor. Değil mi? Evet, aynen öyle Ramazan. Tabii o zaman şimdi tabii yani burada yani eğer bundan vazgeçerseniz. Ama burada da bir şöyle tüketicimizin şöyle bir haklı tarafı var. Yani tüketicimizden yani Alican Bey'den kaynaklanan alamıyor sebeplerden, evet, değil. O GSM operatörünün oradaki kapasitesi yetmediği, evet, için. Yani burada o 108 lirayı siz ödemek zorunda değilsiniz. Hı hı. Alican Bey yani. Bir daha tekrar edelim. Hı? Çünkü sizden kaynaklanmıyor bu. Siz bunu yani Adana'da almışsınız ve ülkenin başka yerine taşımışsınız. Evet, başka yani yalnız öyle bir sınır var mı? Sadece Adana'da geçer diye bir şey yok bunda tabii. Yok tabii tabii. Siz bunu cep telefonunuza kullanıyorsunuz değil mi? Evet evet. Hayır Ramazan Bey, modem olarak bilgisayarıma takıyorum dizüstü. Ya bilgisayara takıp kullanıyor. Tamam, peki tamam, efendim. Tamam. Ama sizin kullanamadığınız yani taahhüt ettikleri hizmeti alamadığınızdan dolayı bir hakkınız doğuyor Alican Bey. Nereye, evet, başvuracak? Şimdi ya da Alican Bey. Hattımızdan alalım sizi. Bir cevaplasın Ramazan Bey. Nereye başvuracaksınız? Sorunuz var mı başka Alican Bey? Yok, teşekkür ederim. Nereye, ne şekilde, ne yaptım? Tamam, hemen onu cevaplayalım. Birçok kişinin de sorunudur eminim bu. Teşekkür tamam, ediyoruz. Tamam Şebnem Hanım, kolay gelsin. Sağolunuz efendim. Şimdi buyurun. Burada iki husus var Şebnem Hanım. Bir defa tüketicimiz bunu kullanamıyor. Tabii tabii. Bunu niçin satın alıyor? Kullanmak her için. Her yerde kullanabilirsiniz zaman, dedikleri yani için. Bu GSM operatörünün interneti orada çekmiyorsa, Batman'da, evet, çekmiyorsa bu sorun Alican Bey'den kaynaklanıyor. Ne yapsın? Yazıp başvursun şimdi, mu? Nasıl buna iade etsin? Vazgeçmek istiyorsa ki vazgeçmek, evet, istiyor. Burada 108 lirayı bu modemin parasını almak istiyor firma. Normal şartlarda bu doğru. Bu normal şartlarda eğer bu internet çalışsaydı, sağlıklı çalışsaydı, tabii, buna rağmen Alican Bey bu sözleşmeyi vazgeçmek iptal etmek isteseydi, evet, 108'den ödeyecek. Ama şu anda öyle bir şey yok. Ama şimdi burada yani eğer buna rağmen almak istiyorlarsa Alican Bey, Batman'daki bizim tüketici hakem heyetimiz var, oraya başvursun. Başvurusunu yapsın. Tabii. Çünkü hizmetten faydalanamadığını da altını çizerek belirtsin. Tabii. Bir başka izleyicimiz telefon hattımızda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Vedat Özcan, buyurun. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler diliyoruz. Ben şimdi internet üzerinden çocuğuma Vedat Bey, önce televizyonunuzun sesini kısalım, telefondan konuşalım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun şimdi. Alo. Buyurun efendim, duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Ben şimdi internet üzerinden çocuğuma bir ders almak için gelmişlerdi bir gün evime. Ve geldiler, anlattılar. Ben de çocuğumla birlikte kabul ettim. Çocuğum 8. sınıfa gidiyordu. Daha sonra bu insanlar gitti, anlaştık. Ben dedim hani fazla ücret ödeyemeyen. Bana bir ödeme planı çıkarttılar. Biz bu şekilde yaparız dediler. Ve ben kabul ettim. Bunlar gittiler. Daha sonra benim iş yerimin adresine avukatla bir sözleşme getirdiler. Yani 24 aylık 2 milyar 400 falan. Ayda 120 ödüyordum. Evet. Ve bu da 2000,
2012'nin 10. ayında başladı. 4 ay geçtikten sonra çocuğum dedi ki baba dedi bunun dedi bana bir artısı yok. Yani biz boşuna bu parayı vermeyelim. Hı hı. Görüşelim, iptal edelim. Evet. Ben bu firmayla görüştüm ve karşıma avukatım çıktı. Dedi, ki ben şimdiye kadar almış olduğum hizmetten yani ücret talep etmiyorum. Buradan nitelikli ben karşılık aldım, hizmeti aldım. Bunun parasını ödedim ama bundan sonra bu hizmeti almak istemiyorum diye. Evet. Ve avukat hanım bana dedi ki bu sözleşmeyi yaptık. Sizi dedi mahkemeye veririm. Siz bunu ödeyeceksiniz. Yoksa dedi para tazminatı gibi bir yani göz korkusu gibi bir tablo çizdi bana. Ve ben bir senedir 11 aydır ödüyorum. Hmm. Ve çocuğum da şu anda o zaman 8. sınıfa gidiyordu. Şimdi lise 1'e başladı. Ve çocuğun hiçbir katkısı yok. Yok, boşu boşuna İptal ödüyorum. İptal ettirmek istiyorum. Evet. Ama kabul ettiremiyorum karşıya. Peki bir hatta kalın sorunuz var mı? Ben anlayamadım, ne aldım dedi. Ders, internet üzerinden. İnternet üzerinden ders almış. İnternet üzerinden ders alıyorsunuz. Evet. Bu sizin kapınıza geldiler, evinize geldiler, doğru mu? Evet. Kapıdan ama internetten satış yani öyle anlaşılıyor. Kapınıza evet, geldiler. Bir bayan, bir erkek öğretmen geldiler. Evet. Oturdu, anlattı, dediler böyle çocuğum da SBS'ye hazırlanacağı için. O anda cazip geldi. Sınıfta. Vedat Bey, o anda bir şey imzalamadınız anladığım kadarıyla. Daha sonra sizin iş yerinize geldiler, sözleşmeyi orada yaptınız değil evet, mi? Evet, bana postayla geldi. Ha, postayla geldi. Geldi. Tamam. Tamam. Şu anda da sözleşme elinde yani. Peki. Başka sorumuz var mı şimdi Ramazan Bey? Şimdi başka sorum yok. Yok tamam. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Ne zaman bitecek ödemeniz normal koşullarda? Normal koşullarda daha ne 2014'ün 5. ayında. 2014'ün 5. ayına kadar daha ödemesi gerekiyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben bakalım ne yapabiliriz. Yardımcı olsanız sevinirim. Elimizden İyi geleni yapacağız. Sağ olun. Tabii bu bir taksitli satış. Evet. İnternetten ders alıyor. Bir taksit satış kapsamına giriyor. Tabii bir sözleşme yapılmış. Artı karşılığında senet imzalanmış. Öyle anlaşılıyor. 2400 liralık. Fakat nedir? Memnun kalmıyor çocuğumuz. Bir de o kadar uzun ki bu süre. Uzun süre yani uzun, çocuğun tabii. Belki seviyesini de yakalayamıyor. Dolayısıyla buradan hani dönme hakkı var. Dönme hakkı var. Yani vazgeçme hakkı var. Çünkü şeyden memnun değil. Hizmetten tabii. Memnun değil. Yani artık hizmet işine yaramıyor. Edilen. Aslında 4 ay sonra anlamış çocuğu. Anlamış, ve tabii, söylemiş tabii, babasına. Tabii. Babası da aramış fakat avukatlar tehditvari bir şekilde karşılık vermişler. Tazminat davası açacağız size yani demişler. Burada bir defa ne yapacak? Bunun abonelik sözleşmesini sonlandıracak. Bunun için de tüketici mahkemesinde dava açacak Vedat Bey. Tekrar söyleyeyim. Galiba rakam Ankara'dan yüksek. Arıyordu. Ankara'dan. Evet, evet. Ankara'daki tüketici mahkemesi değil. Mahkemesini dava açacak. Tabii şunu da hatırlatalım. Yani tüketici mahkemesindeki dava harçtan mahrum. Harçtan mahrum. Harç ödemek durumunda değil. Dolayısıyla bu sorunu Vedat Bey çekilmesin doğrudan tüketici mahkemesine götürüyor. Peki şimdi benim aklıma bir şey geldi Vedat Bey adına. Az önce dedi ya 7 ayda sonuçlandı dedi. Zaten belki de süre bitecek, parayı ödemiş olacak ama haklı çıkar ise mahkeme veya değil mi? Evet, o zaman o parasını faiziyle alacak. Beraber, tabii, faiziyle beraber alacak. Tabii, o yüzden muhakkak bence sonuna kadar takip edin sevgili izleyicimiz. Tüm başvurusunu yapanlar bunun için aslında. Doğru adresi tüketici mahkemesi. Tüketici mahkemesi. Hakemiyeti değil. Peki efendim. Emine Erkan Ünlü'nün sorusuyla devam edelim programımıza. Kardeşim bir operatörden 24 ay taahhütlü telefon artı fatura bedeli anlaşması yapmıştır. Aldıktan 3 ay sonra yurt dışına çıktı. Ancak kullanamadığı hat ve internet ücretini ödemekteyiz. Yurt dışında olduğu süreç içinde fatura bedeli ödemek zorunda mıyız? Yardımcı olursanız seviniriz demiş. Bununla bağlantılı bir üyelikle ilgili soru vardı. Onu da size şimdi yönelteceğim. Şimdi Emine Hanım'ın sorduğu soru çok klasik bir soru. 24 aylık bir taahhüt veriyor evet. Ama 3 ay sonra ne yapıyor? Yurt dışına çıkıyor. Gidiyor ve dolayısıyla kullanmıyor. Kullanmak istemiyor. Yani burada Emine Hanım'ın bu aboneliğini sonlandırma talebini yazılı olarak karşı tarafa iletmesi yeterli. Ama hala ödemişler, iletmemişler belli ki. Yani evet. İletecek ve ilgili firma da bunu 7 gün içinde ne yapacak? Yani bunu sonlandıracak. Ya bunun için bir süre yok. Şu anda da bu talebini iletebilir. Ama şu var tabii bu ilk 3 ay için ya da ne kadar süre geçti 5 ay için bir indirim varsa, bir promosyon varsa o 3 aylık kısma tekabül eden dilimini ödemek durumunda. Yani bir tek sevgili seyirciler benim anladığım bu abonelik ilk 3 ay için ya da ne kadar süre geçti 5 ay için bir indirim varsa, bir promosyon varsa o 3 aylık kısma tekabül eden
dilimini ödemek durumunda. Yani bir tek sevgili seyirciler benim anladığım bu abonelik sözleşmelerinde promosyon varsa onunla ilgili bir şey yapılamıyor. Ama onun dışındaki tabii tüm süreç için abonelik sözleşmelerinde tabii iade hakkınızı kullanabiliyorsunuz veya şunu diyelim tek taraflı fesih hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Kullanabiliyor tabii. Tabii aynen öyle. Peki aslında sağlık ve spor kulübü için de aynı şey geçerli mi diye. Çünkü öyle çok soru vardı. Aynı şey onlar için de geçerli. Yani, diyelim ki yurt dışına gittiler veya tabii, kullanamadı tabii, bir nedenden tabii, dolayı. Tek taraflı olarak hiçbir gerekçe göstermeksizin bu abonelik sözleşmesi ne yapabilir? İptal edebilir, evet, feshedebilir ama bu kullandığı, bu sistemde kaldığı süreye ait bedeli ödeyecek. Peki efendim, şimdi Dilek Hanım'ın sorusu var Facebook'tan ama şimdiden söyleyelim, soruyu şimdi okuyacağız. Cevabını reklamlardan sonra verecek Ramazan Ersoy. Bakalım ne sormuş Dilek Hanım. Bir Türk GSM operatöründen yurt dışında oraya ait bir numarayı aradım. Aradığım numara kapalı olduğu halde telefon kendisi tekrar tekrar aradığı ve açılmadığı, kapalı olduğu halde her aramaya 5 TL kesildi. Bu kesinti neden kaynaklanıyor? Yasal mıdır? Belli bir miktar fatura ödediğim geri alabilmem mümkün müdür demiş. Belli bir miktar fatura ödemiş. Bunu da geri alabilmem mümkün mü? İlginç bir soru. Bakalım ne diyecek Ramazan Bey? Reklamlardan sonra cevabını alacağız. Operatörler, tarife değişikliklerini, abonelerini değişiklik yürürlüğe girmeden makul... Her türlü soru ya da sorununuz için Alo 175 tüketici hattı hizmetinizde. Tükenen değil, bilinçlenen tüketici için www.tüketici.gov.tr. Tüketicinin televizyon rehberi Pazarola az önceki izleyicimizin sorusunun cevabıyla devam ediyor. Dilek Hanım demişti ki bir Türk GSM hattımdan yurt dışında bir numarayı aradım. Cevap vermediği halde kendi kendine telefonu tekrar aradı ve her aramada 5 TL yazdı faturaya. Ben de bunu ödedim, geri alabilir miyim? Şimdi eğer bir paket içinde değilseniz yurt dışı aramaları, evet, cep telefonundan yurt dışı aramalar pahalı. Bunun altını çizmemiz lazım. Evet. Bir diğer konu büyük bir ihtimalle yani tüketicimiz aramıştır oraya numarayı. Hı hı. Orada cevap vermese bile belki açıktır, telesekrete, evet, yönlendirilmiştir. Farkında değil, orada farkında işledi değildir aslında. Dolayısıyla süreç. Dolayısıyla her arama karşılığında o 5 lira yazmıştır. Hı hı. Yani bu konuda tüketicimizin yapacağı bir şey yok. Ama yok, dikkat etsin. Yani bu arada şeye de dikkat etsinler sevgili seyirciler. Bizi bir numaralar arıyor garip garip artı işaretli. Onlara geri dönüyoruz. Tabii. Biz aman ha sakın doğru geri dönmeyin eğer diyelim. Yurt dışından tanımadıkları bilmedikleri bir numara arıyor ise kesin, evet, ona dönmesinler. Döndüğü zaman yani tüketicilerimizin aleyhine yazıyor. Evet. Peki efendim, programımızın ne yazık ki sonuna geldik sevgili seyirciler. Aslında biz programımızı bu cuma bitiriyoruz. Haftaya cumadan itibaren TRT 1 stüdyosunda ruh sağlığı ile ilgili bir programla karşınıza geleceğiz. Yine ilginizi bizden esirgemeyin diyoruz. Bugüne kadar Ramazan Bey'e verdiği tüm katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama siz zaten yine TRT ekranlarında bir başka program içerisinde tüketici haklarını savunmaya, anlatmaya, cevaplarını vermeye, anlatmaya devam, evet, edeceksiniz. Doğru. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olunuz efendim. Görüşmek dileğiyle diyorum ve sağ olun. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, yine bir haftayı bitirdik. Pazartesi günü sağlık sıhhatle saatleriniz 13.30'u gösterdiğinde karşınızda olacağız. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.